Herkese merhaba. Bugünkü webinarımızın konusu sizlerin de bildiği üzere Simatron ile ters açıların işlenmesi hakkında olacak. Kısa bir eğitim ve webinarı şeklinde olacak. Teknik destek sistemimize en çok talep olarak gelen konuların başında ters açıların işlenmesi geliyor. Simatron içerisinde bu işlemi gerçekleştirebileceğimiz birçok seçenek bulunmaktadır. Bunlardan birkaçını şimdi sizlerle paylaşacağım. Üzerinde çalışma yapacak olduğumuz parçalara bir göz atacak olursak, ekranda görmüş olduğunuz parça üzerinde tüm kısımlar boyalı alan haricinde 3 eksen işlemeye uygun durumdadır. Kesit ekranından baktığımızda boyalı kanal içerisinde bulunan ters açı bölge için bir takım yolu çalışması gerçekleştireceğiz. Diğer parçamızın kontrolünü sağladığımızda bir, birkaç farklı bölümde ters açıların olduğunu görmekteyiz. Tüm bu alanlar için farklı prosedürler kullanarak çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Üzerinde çalışma gerçekleştirecek olduğumuz parçalar bu şekilde. Şimdi ilk çalışmamız ile başlıyoruz. Öncesinde kullanacak olduğumuz takımı kontrol edecek olursak bir T-slot kanal takımı kullanacağız. Çapı 10 mm olacak ve işleme yüksekliği ise 2 mm olacak. Prosedür ekranına giriş yapıyoruz ve kullanacak olduğumuz prosedür Local Operations. Alt seçenek olarak Local 3X'i işaretliyoruz ve Motion Parameter kısmından erişime tıklayarak takım yolu parametrelerini aktif hale getiriyoruz. Açılan sayfada menülere kısaca göz atacak olursak hangi sayfa ne işe yarıyor? kısaca açıklamasını gerçekleştirelim. İlk sayfamız olan Surface Pet sekmesi oluşturmak istediğimiz takım yolu stratejilerini ve bu stratejilerle bağlantı olan tüm yüzey veya çizgi seçimlerini gerçekleştirebileceğimiz takım yolunun kesim metodundan işleme sıralamasına kadar düzenleme yapabileceğimiz seçenekleri içermektedir. İkinci sayfamız olan takım eksen kontrolü ise yapılacak olan işlemin 3 eksenli, 4 eksenli veya 5 eksenli olacağını belirlediğimiz alandır. Üçüncü kısım Gauss çek sekmesi çarpma kontrolü ayarlarını içeren sayfadır. Bir yüzey üzerinde takım veya tutucu ile bir çarpma kontrolü sağlanması gerektiğinde bu sekme üzerinden gerekli seçenekler aktif edilmektedir. Link kısmı bağlantılar kısmıdır. Takım yolu başlangıcında bitişinde veya pasolar arası geçişlerdeki bağlantıların kontrolünü sağlamış olduğumuz kısımdır. Raffin kısmı oluşturulan takım yolları için genişletilmiş seçenekler içerdiğini söyleyebiliriz. Nedir bu seçenekler? Örneğin yanal adım tanımlama veya dikey paso tanımlama, transform yani takım yolu çoğaltma dairesel olarak, takım yolu aynalama, oluşturulan bir takım yolunu seçilen bir düzlem karşısına aynalama yapabilme imkanı sağlamaktadır. Bunun gibi bir takım takım yoluna ilave seçenekler eklenebilmektedir. Son olarak utility kısmı isteğe bağlı şekilde tanımlayabileceğimiz seçenekler içermektedir. Örneğin fit optimizasyonu gibi. Şimdi yapacak olduğumuz çalışmaya geri dönecek olursak kullanacak olduğumuz prosedür paralel kat prosedürü. Constant Z sabit adımlı bir işleme seçeneğidir. Kullanması oldukça kolaydır. Tek yapılması gereken Drive Surface seçeneğine tıklayarak işlemek istediğimiz yüzeyin seçimini gerçekleştirmek. Seçimi ge gerçekleştirdikten sonra ana ekranda yapacak olduğumuz, uygulayacak olduğumuz başka hangi ayarlar bulunmaktadır? Örneğin, takımın adım değerini tanımlamak. Buradaki kutucuk içerisinden kullanacak olduğunuz malzemeye göre takımın adımını belirleyebilirsiniz. Diğer bir seçenek kesme metotları. Üç farklı şekilde kesme metodu kullanabilirsiniz. Burada kullanacak olduğum parçada spiral benim için en uygun olan. Spiral seçmiş olduğunuz işleme yüzeyinin başlangıcından sonuna kadar spiral, hareket, spiral hareketle takım yolu çalışmasını gerçekleştirecektir tek yönlü bir işleme saat yönünde veya saat yönü tersinde işleme tercih edecek olursanız one way seçeneğini kullanmamız gerekiyor. Zikzak ise çift yönlü bir kesim için kullanacağımız kesme metodu olacaktır. Örneğin bir paso içerisinde başlangıcından sonuna kadar takım geldikten sonra diğer pasoya geçtiğinde aynı noktadan terse, tersten başlayıp başa doğru gelen bir sistemde döngü içerisinde devam edecektir takım yolu. Burada kullanacak olduğum spiral kesme metodu olacaktır. Bunun dışında kesme limitlerini belirleyebilirsiniz. Örneğin, eksi 5 milimetreden başlasın, eksi 10 milimetreye gitsin. Bunun gibi birçok seçenek kullanabilirsiniz. Burada örneğimiz için kullanacak olduğum seçenek, ikinci seçenek. Yani seçmiş olduğum yüzeyin en uç sınırından en bitiş noktasına kadar takım yolu oluşturmasını sağlayacak olan seçenek. Öncelikle takım yolunu bir hesaplatalım. Sonuca göre yapı yapılacak olan ilave seçenekleri de eklemesini gerçekleştirelim. Takım yolumuz oluşturuldu. Hemen navigatör ekranından kısaca göz atma göz atacak olursak takım giriş noktasından başladı. Spiral hareketini Yüzeyin en sonuna kadar gerçekleştirdi ve başlangıç noktasından yukarı çıktı. Çalışma şekli itibariyle doğru. Fakat buradaki yanlış şu şekilde. Özellikle burada göstermek için böyle bir çalışma gerçekleştirdim. Başlangıç doğrudan ters açının içerisinde olduğundan dolayı işleme parçamızın içerisinden geçer. Navigatör ekranında takımımızı buraya konumlandırdığımızda rahatlıkla görebilmekteyiz. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Takımımızın başlangıç ve bitiş noktasını yeniden belirlememiz gerekiyor. Takım yolu içerisine giriş yapıyoruz. Takımın başlangıç ve bitiş noktasını belirlediğimiz kısım link kısmıdır. Link kısmı içerisinde bulunan ilk iki seçenek, birincisi takımın giriş noktası, ikincisi ise takımın çıkış noktasıdır. Şu anda deaktif vaziyette Aktif hale getirmek için Use Leading ve Use Lead Out seçeneklerini kullanıyoruz. Yanda açılan kutucuklara tıklayarak giriş ve çıkış türlerini belirleyebilmeniz mümkün. Veyahut aşağıda bulunan Default Leading Out seçeneğine tıklayarak da varsayılan giriş çıkış türünü belirleyebilmeniz mümkündür. Type kısmına geldiğimizde takımın giriş çıkış türü olarak birçok seçenek olduğu görülmektedir. Burada benim kullanacak olduğum en baştaki teğet yay seçeneğidir. Teğet yay seçimi ardından belirleyecek olduğum ölçüler genişlik 5 mm olacak ve uzunluk da 5 mm olacak. Açılan sayfada takımın giriş noktasını gösteren sol taraftır. Sağ taraf ise takımın çıkış noktasını gösterir. Sol taraftaki seçeneklerin aynısını sağ tarafa uygulamak için Buradaki kutucuğa tıklamanız yeterlidir. Onaylayarak çıkış yapıyorum. Ekstra dikkat etmemiz gereken kısım retract kısmı. Retract kısmı takımın güvenli geçiş mesafesi. Şu an 150 mm ve oldukça yüksek olarak görünüyor. Buradaki parça için 20 mm yeterli olacaktır. Onaylayarak hemen hesaplatmayı gerçekleştirelim ve sonucu görelim. Kesit ekranını açtığımızda takımımızın belirlediğimiz şekilde teğet bir yay ile giriş yaptığını ve aynı şekilde teğet bir yay ile de çıkış yaptığını görebiliyoruz. Navigatör ekranından kontrol edecek olursak takımımız spiral vaziyette başladı ve çıkışını da spiral şekilde yaparak bitirdi. Ön düzlemden bu işlemi izleyecek olursak wireframe, tel kafes görünümünü alıyorum. Takım yolunu burada kontrol edecek olursanız spiral bir çalışma olduğunu görebilmek mümkün. Navigatör ekranına geliyoruz. Ve navigatörü çalıştırıyoruz. Burada gördüğünüz üzere takım belirlemiş olduğumuz alanda belirlemiş olduğumuz takım adımıyla işlemlerimizi gerçekleştiriyor. İlave olarak burada ne uygulanabilirdi? O da merak edilen sorular arasında. Yan adım uygulayabiliyor muyuz? Tabii ki yan adım burada uygulamak mümkündür. Ben bu parçada uygulamayacağım fakat uygulanış yerini size göstereceğim. Erişim kısmından girdiğimizde bu işlemi gerçekleştirecek olduğumuz kısım Raffing kısmıdır. Raffing kısmına giriş yaptığınızda Multi passes, çoklu paso seçeneğine tıklıyoruz. Buradaki alandan yan adım tanımlayabilmek mümkündür. Örneğin yan adım değerinin onda 5 mm olmasını istiyorum. Ve bu onda 5 mm'nin 10 defa tekrar etmesini istiyoruz. Bu şekilde yan adım oluşturabilir ve prosedür içerisinde kullanabilirsiniz. Birinci parçamız bu şekilde tamamlandı. Şimdi İkinci parçamız üzerinde çalışmayı gerçekleştireceğiz. İkinci parçamız önden baktığımızda birçok ters açı alan içeriyor. Öncelikle burada bir açılı alanımız var. Hemen altında bir tane daha bölgemiz var. İki tane farklı bölge için takım yolu oluşturacağız. Takım yolu çeşitliliği olması açısından farklı takım yolları kullanarak gerçekleştireceğim. Şimdi kullanacak olduğum takım yoluna geçmeden önce sizlere kullanacak olduğum takımları göstermek istiyorum. Birincisi kırlangıç takım. Kırlangıç takım piyasada ters açı işlemek için oldukça fazla kullanılan bir takım çeşidi. Burada da kullanacak olduğumuz kırlangıç takım olacaktır. Alt tarafta ise bir önceki örnekte kullanmış olduğumuz slot takım kullanacağız. Slot T takım. T freze, T kanal frezesi kullanacağız. Bunun da çapı 40 mm ve kesme yüksekliği 6 mm olacak. Şimdi prosedüre geçiyoruz. Prosedür içerisinden kullanacak olduğum takım yolu seçeneği 2,5 eksen olacak. Ve burada kullanacak olduğum alt program profil open control olacak. Bu işlem için öncelikle bir çizgi seçimi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Çizgiyi işleyecek olduğum yüzeyin en altından seçiyorum. Seçme ardından çizginin kesme yönünü doğru yöne doğru çeviriyoruz ve onaylayarak çıkış sağlıyoruz. Takımımızın seçimini gerçekleştiriyoruz ve ardından Motion Parameter kısmına geçiş yapıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken kısım nedir? Eğer takım yolunu doğrudan bu şekilde oluşturursak takım doğrudan parçanın üzerine doğru bir hareket yapacaktır. Çünkü bu bir ters açı işleme ve başlangıç noktası parçamızın tam altında kalıyor. Bundan dolayı oluşturacak olduğumuz prosedüre girişinde ve çıkışında fazlalık ilave değerler belirtmemiz gerekiyor. Bunu belirteceğimiz kısım extension değeri olacak. Hem giriş hem de çıkış için 20, 25'er milimetrelik bir fazlalık tanımlıyoruz. Bu tanımlamayı gerçekleştirdikten sonra tool trajectory kısmında takım yolumuzun başlangıç ve bitişini belirtmemiz gerekiyor. Bu takım burada yatay bir çalışma gerçekleştireceğinden dolayı başlangıcımız ve bitişimizin yüksekliği aynı yerde olacak. Zikzak şeklinde bir çalışma arzu ettiğimizden dolayı Bider seçeneğini işaretliyoruz. Şimdi hesaplatarak öncesinde sonucu görelim. Takım yolu oluşturma gerçekleşti. Navigatör üzerinden kontrol edecek olursak, yukarıdan baktığımızda takımın 25 mm dışlardan stoğa girdiğini görebilmekteyiz. Simülasyon üzerinden görelim. Takım yolu başarılı şekilde oluşturuldu. Bir de önden aynı çalışmayı izleyelim. şuradan tam olarak gösterecek olursak takımımız ters açıda kalan bölgeyi bu şekilde işlemeyi gerçekleştirdi. Burada yapabileceğimiz şey nedir? Yan adım oluşturmak. Şu anda takım bir kere de bu işlemi gerçekleştiriyor. Yan adım oluşturmak 2.5 eksende oldukça basit. Prosedür içerisine geldiğimizde stock width değerini kullanarak buradan istediğimiz bir yan adım miktarı girebiliriz. Örneğin 10 mm Yan aladım miktarı tanımlıyoruz ve bu 10 milimetreyi birer milim birer milim işleyerek prosedürü gerçekleştirmesini istiyoruz. Hemen çalışmayı görelim ve navigatör üzerinden kontrolünü sağlayalım. Önden bakış sağladığımızda takımın yana doğru stoğu eriterek işlediğini görebilirsiniz. yana doğru vermiş olduğumuz birer birim stok adımlarıyla stokumuzu eriterek başarılı şekilde ters açı işlemeyi tamamlamış oldu. Şimdi bir de aynı prosedürü kullanarak alt taraftaki bölge için bir ters açı işleme programı hazırlayacağız. Prosedür içerisine giriş yapıyoruz. Bu sefer kullanacak olduğumuz takım T kanal frezisi olacak. Kontür işleyeceğimiz yüzey üzerinden belirlememiz gerekiyor. Duvara paralel olan bir çizgiyi seçiyorum. İşleme yönüm doğru onaylayarak çıkış sağlıyorum. Motion parameter kısmına geldiğimizde yine başlangıç ve bitiş noktası aynı yerde olacak. Düzlemsel çalışma gerçekleştirdiği için takım başlangıç ve bitiş noktası aynı kısımda olması gerekir. Takım yolumuzu hesaplattık. Takım yolu sonucunu kontrol ettiğimizde önden bakışla kontrol edelim. Takımımız belirlemiş olduğumuz yan alıdım değerlerinde stoğu eriterek ters açı işlemeyi gerçekleştiriyor. Bunun dışında bir strateji daha göstereceğim. Çeşitlilik olması amacıyla, farklı farklı yöntemler kullanabilmeniz amacıyla Başka bir prosedür daha göstereceğim. Buradaki işlem tamamlandı ve dışarıdan çıkışı gerçekleştirdi takım. Şimdi diğer köşe için bir takım yolu oluşturacağız. Sadece üstteki yüzey için gerçekleştireceğim bunu. Prosedüre giriş yapıyoruz. Kullanacak olduğumuz takım yolu Local Operations olacak. Ve alt kategori olarak Local 3x'i tanımlayacağız. Kullanacak olduğumuz takım kırlangıç tipte takım. Erişim kısmına giriş yaparak takım parametrelerini açıyoruz. İlk prosedürümüzde kullanmış olduğumuz paralel kattı. Aynı işlemi kullanarak yapabiliriz fakat takım yolu çeşitliliği açısından farklı bir seçenekle işleme gerçekleştireceğiz. Morph between two curves seçeneğini kullanacağız. İki tane referans çizgi arasında belirlemiş olduğumuz işleme yüzeyinin takım yolu oluşturmasını sağlayacağız Öncelikle birinci çizgiyi seçiyoruz ardından ikinci referans çizgisini seçiyoruz ve son olarak işleyecek olduğumuz yüzeyin tanımlamasını yapıyoruz Ana yakına baktığımızda takımın adım değerini tanımlayabilmeniz mümkün zikzak şeklinde git gel şeklinde çift yönlü bir işleme gerçekleştirici için herhangi bir şeye müdahale etmeden onaylayarak takım yolumuzu oluşturuyoruz. Sonucu hemen birlikte kontrol edelim. Takım yolumuz oluşturuldu. Burada ortaya çıkabilecek problem nedir? Takım doğrudan parçanın üzerinden başlıyor. Herhangi bir uzantı vermedik. Ya takım yolunun girişini değiştirmemiz gerekiyor burada ya da takıma bir uzantı vermemiz gerekiyor ekstra olarak. Lokal operasyonlar içerisinde bu işlemi nasıl gerçekleştiriyoruz? Extend Trim seçeneğini aktif ederek. Extend Trim seçeneği oluşturmuş olduğunuz takım yoluna ilave takım yolu ekleyebildiği gibi takım yolundan trimleme işlemi de yapabilmektedir. Takım yolunun başlangıcına takımın %50'si kadar, takım yolunun bitişine takımın %50'si kadar ilave yapmasını programa söylüyoruz. Onaylama ardından hesaplama işlemini gerçekleştirdiğimizde takım yolu istediğimiz şekilde gerçekleşmiş oldu. Dışarıdan giriş sağlıyor stoğa ve gerekli duvarı ters açıyı işleyerek tamamlıyor. Navigatör üzerinden kontrolünü sağlayacak olursak yukarıdan başlıyor ve aşağıya doğru devam eden bir şekilde işlemeyi gerçekleştiriyor. Yine bu prosedür içerisinde de yan adım tanımlayabilmek mümkündür. E bunu daha önceden de ilk parça üzerinde göstermiş olduğum link kısmından, pardon, roughing kısmından gerçekleştiriyoruz. Roughing kısmına geldiğinizde multi passes seçeneğini aktif ederek istediğiniz değeri girerek yan adım uygulayabilmeniz mümkün olacaktır. Dinlediğiniz için ve katılım gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Sizler için anlatacak olduğum bu konuyla alakalı bu kadar.